Sıfırdan Hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 104. bölümleyim. Tabii ki de bugün Saint Benoît'a doğru yolculuk yapıyorum. Biliyorsunuz Mercedes'imi ilk aldığım yer orası. Oradaki arkadaşlarla görüştüm. İşte Dorsey'i dedim boyatmam gerekiyor. Bir de hani Alcoa falan var mı? Var abi, gel dedi, bekliyoruz. Hani Renault var bende, yeni araç Renault aldım, Tia aldım. Hiç fark etmez abi, gel dedi, ayarlarız. Şimdi onların yanına doğru gidiyorum. Boş araçta bir yük yok. Malteri'ye yük getirdim. Malteri'ye yükümü boşalttık. Şimdi Dorsem'le beraber, Swassmuller'la beraber Saint Benoît'a doğru gidiyorum. Büyük ihtimalle bir gün falan ya da iki gün falan kalacağız mecburen. Bilmiyorum, belki bir günde hallettirmeye çalışırız bu Dorsey'i. Yani aracın jantları önemli değil, onlar yapılır. Onlar bir saat içinde hazırlanır da. Dorsey kaplaması, Dorsey boyamasıdır vesaire. Pente değişmesi gerekiyor üstündeki. Bu değişirken tabii hani bir gün falan sürerse mecburen aracı bırakacağım. Hani bu gece olmayacak zaten. Bu gece ben gidiyorum. Aracı oraya içeri koyacaklar, kurulayacaklar, temizleyecekler aracı ilk önce, Dorsey'i falan. Daha sonrasında hani üstünü falan kapatacaklar. Onu da söyleyeyim. Şimdi çok az bir müzik sesi gelebilir. O müzik sesi de şeyden geliyor. Şu an araçtaki teyip açık. Çok minnacık kıstım, telif yemeyelim diye daha doğrusu. Normalde Radyo Seymen çalıyor arka planda. Öyle bir durum var. Şimdi dediğim gibi Saint Benoît'a doğru yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu arada kış lastiklerini de buradan al, yani Saint Benoît'tan alacağım. Aracın lastikleri de değişecek. Kış lastiğine geçirmem gerekiyor. Çünkü Kasım geldi. Yavaştan da hani havalar soğumaya başladı. Ve devamlı yağmur yağmaya başladı artık. Frene basıyorum, kızaklıyor araba bildiğin. Ani duruşlarda falan bazen oluyor. Hani öndeki giden adam direkt frene basıyor, bir şeyler oluyor. Frene bassa kızaklamaya başlıyor. O yüzden bir kış lastiği lazım. Bunlar aracın altındaki mevsimlik lastik. O yüzden hani kış lastiğini geçirmem gerekiyor aracı. Bakalım hani o bulabilirsek, bir de ayarlayabilirsek, bulabilirsek değil, ayarlayabilirse, ebat farkı var çünkü. Takacağız. Şimdi Mercedes'in ebatıyla Renault'un ebatının arasında fark var tabii ki de. Ayarlayabilirsek işte kış lastiklerini de buradan alacağım. Olmazsa Renault'tan bakacağım işte Grand Wild'dan. Ki olur herhalde, bunu hallederiz biz Saint Benoît'ta. Böyle yani olay. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Aracı hallettireceğiz. Artık onlarla ben git gel arkadaş gibi olduğumuz için, zaten arkadaş olduk bir nebze de diyeyim. Hani her şeyi hallettirebiliyoruz. Yani piyasaya göre daha uygun fiyata hallettirebildiğim için birazcık daha şanslıyız. Yolculuğumuzu böylelikle devam ettireceğiz. Şu anda 80.000 euromuz var. Yani 80.000 euroluk bir paramız var. Yani o yüzden hani aracımızı artık masraf etmekten kaçınmıyorum. Ve aslında borcumu da öderim, bankanın borcunu da öderim de bu sefer bankanın borcunu ödemeyeceğim. Kredi yavaş yavaş böyle çeksin, otomatik biraz daha azaldığı zaman toplu bir şekilde öderim. Yani şu anda toplu bir para verip elimde para kalmamasını istemiyorum. En azından yani elimde bir param olsun. 80 bin euroluk bir para var. Parayı biriktirip garaj alacağım. Onun için o da önemli. Şu an amacım o, yeni bir garajda alıp yeni araçlar almak garaja. Bunların hepsini yapmak da bayağı bir zaman alacak. Şu an yeni bir garaj almak, nereden baksanız 100 bin euro falan. 100 bin lira, 100 bin eurodan daha da fazla bu arada garaj almak. Bir garaj almak. Yani ona göre ayarlanacak paralar, para kazanacağız falan derken zaten zaman geçecek. Ya Oğuzhan çalışıyor işte. İki tane daha şoför çalışıyorlar şu an şirkette. Rahatız yani, kazanıyoruz. Allah bereket versin. İlk günkü gibi değiliz. Yani ilk gün biliyorsunuz bu hayata Ford F-Max ile başladık. O da kiralık şirket arabasıydı. Onunla başladık. Şu anki yani 5. bölümde, yani 5. videomda altıma Mercedes almıştım. Sıfır en büyük hatayı zaten orada yaptım. Şu an o Mercedes almasaydım belki şu an daha da farklı bir araçla ve daha fazla bir bütçeyle yolculuk yapıyordum. Ama olsun, her şeyde bir hayır var. Zamanında hani sıfır aldık Mercedes'i. Ha, pişman mıyım? Hayır, şu an tekrar araç bende. Garajda şoför çalışıyor işte üstünde. Böyle bir durum var. Ne oldu ya? Frene bastı, bir şey oldu orada.
Bu arada havalı kornamız. Onu da şöyle bir göz çalayım. Orada ne oldu? Bir şey oldu orada. Şu adamdan dolayı bir şey yaşadık herhalde. Şu tırcıdan dolayı mı? Olabilir, bilmiyorum. Bir şeyler oldu orada. Ben boşum. O yüzden 130'a kadar çıkabilirim. Aa, burada 110 varmış. Tamam, biz de zaten 109'la gidiyorduk. 110'la devam edebilirim. 110 artı 5 hız sınırıyla beraber gidebiliriz. Yani 109, 108, 107 kilometre hızlarla. Olaylar bunlar arkadaşlar. Baya baya hava çok kötü burada artık Grand Utopia'da. Öyle hava durumunda hemen hemen her gün bazı çeşitli saatlerde yağmur yağıyor. Değişik. Gerçekten değişik. 4 gündür aralıksız yağmur yağıyor. Öyle bir durum var. Bakalım. Birazcık bugün iyi gibi de yine de iyi değil. Hava bir tuhaf duruyor böyle. Enteresan. Kış geliyor artık. Gerçekten kış geliyor. Kendini hissettirmeye başladı yavaştan. Kar yağacak bakalım. Halimiz ne olacak arkadaşlar? Kar, mecbur kar yağdığı zaman çalışmamak olmaz. Mecbur çalışacağız. O durumda durumlar ne olacak? Nasıl yapacağız? Bunları da göreceğiz. Benim ayna mesafem kapalı herhalde. Çok arkadaki alan çok çabuk siliniyor. Onu ayarlayayım ben videodan sonra ya, unutmazsam. Evet, geldik Saint Benot'a. Ve kısa bir videoydu bu, uzun bir video olmayacaktı zaten. Sadece hani Maltere'ye geldim. Maltere'den sonra buraya hikaye anlatayım size, neler oldu, neler bitti. Bununla alakalı bilgi vermek için böyle bir video çektim, kayıt altına aldım. En azından hani serinin gidişatı hakkında bilgi sahibi olun diye bunu yapıyorum. Dediğim gibi buraya hani geldik, Dorse'mizi boyatacağız. Ve aracın jantlarını Alcoa yaptıracağım. Biliyorsunuz MAN'ın jantlarını da burada yaptırmışım, Alcoa'ları. Duff'ınkini de herhalde burada yaptırdım ben. Duff'ı da burada mı yaptırdım? Duff'ınkini nerede yaptırdım ben? Ha, Duff'ın jantlarını Eliphel'da yaptırdım. Evet, evet, doğru. Doğru, Eliphel'daydı. Ha, buraya gelmişken hani Wardle'sa elinde hepsini burada yaptırayım. Uğraşmayayım aşağıda yukarıda diye. Daha çok hoşuma giden bir jant varsa onu da yaptırabilirim. İlla Alcoa taktırmakta zorunda değilim. Daha böyle hoş duran bir jant varsa ayarlattırım aracın altına. Bir sonraki videoda göreceksiniz zaten aracın son halini. Şimdilik modifiye ettirmiyorum, bak modifiye değil bu. Bu modifiye videosu olmayacak. Yani bir sonraki videoda modifiye videosu olmayacak ama belki bir sonraki videoda modifiye yaptırabiliriz ama bunda modifiye olmayacak. Yani öyle bir durum söz konusu değil ne yazık ki. Sadece lastik ve Dorse için geldim buraya. Yani bir aksesuar takımı olmayacak burada, onu söyleyeyim. Hiç umurunda mı bak? Hiç umuruna geliyor mu bak? Bak. Duramasam aşağı atacağım arabayı ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Duramasam gidiyoruz aşağıya. Çıldıracağım. Gözünü seveyim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Karşıdan tır geliyor. Durmayacağımı biliyorsun. Neden hani yola dalıyorsun ki? İlginç. Durduk yere hani gidiyordu araba. Başımıza bir sürü masraf. Hiç durduk yere. İlginç ya. Gerçekten ilginç. Hiç durma falan da yok adamda. Bastı gitti.
umurunda değil. Dünya yansa bir kalbur samanı yanmıyor adamın ya. Evet, geldik Saint Benoît'a. Mercedes bayisine çekeceğim arabayı şimdi. Orada noktalayacağız. Bir sonraki videoda da artık aracın son haliyle karşınızda olacağım. Mercedes'in galerisi çok güzel ya. Abi baksanıza şuraya, içeriye bakar mısınız? MP5'ler halen yok bu arada. MP5 belki piyasada yok, görünmedi. Gelmedi. Ben geldim. Çekelim de. Evet, bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Yine hani ufak bir sorun yaşadık tabii yolda gelirken. Dediğim gibi arkadaki dorse değişecek. Yeni bir hale gelecek arkadaki dorsemiz. Daha sonrasında işte aracın lastikleri ve jantlarını değiştireceğiz. İnşallah değiştirebilirsek. O kadar, başka da bir şey yapmayacağız. Modifiyesine yavaş yavaş gireceğiz. Tabii ki de bu araç böyle olmayacak. Bu araç çok fazla değiştireceğim ben bunu, modifiye edeceğim. Sonuçta araç benim. Kiralık falan da değil. İstediğim gibi de modifiye ederim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.